Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Kuzu Aslan'a Dönüştü adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Konusu İsa Ruhullah'ın, normalde biliyorsunuz sevgi peygamberi, barış peygamberi, hiçbir zaman eline kılıç almayan peygamber, hiçbir savaşa katılmayan peygamber, hiçbir zaman şiddete başvurmayan peygamber. Burada çok enteresan bir şey oluyor. İsa Ruhullah Mescid-i Aksa'ya giriyor. Görüyor ki her taraf tüccar, her taraf bezirgan. Ne yapıyorlar? Kurban satıyorlar. O dönem fakirler bir koyuna gücü yetmiyorsa güvercin de alabiliyordu. Yani onlar da kurban sayılırdı. Güvercin satıyorlar, koyun, kuzu, işte büyükbaş hayvanları satıyorlar. Bir de para bozuyorlar. Neden? Çünkü orada Mescid-i Aksa'ya, Beytul Makdis, yani Allah'ın evi, Beytullah. Normal akçeler geçmiyor. İlla ki farklı bir para kullanacaksınız. Tabii dövizciler de bir pay alıyorlar. Yani ticaret. Yani ticarethaneye çevirmişler. Bu olay Yuhanna suresinde bulunuyor. Evet, okuyorum. Yahudilerin Pesah denilen kurban bayramı yaklaşıyordu. İsa bu bayramı kutlamak için Kudüs'e gitti. Mescid-i Aksa'yı ziyareti sırasında dış avluda kurbanlık sığır, koyun ve güvercin satan tüccarları fark etti. Ayrıca para bozmak için tezgah açan dövizcileri gördü. İpten bir kamçı yaptı. Bütün bu kurban satıcıları olduğu gibi hayvanlarıyla birlikte Mescid-i Aksa alanından kovdu. Dövizcilerin sikkelerini yere saçtı ve tezgahlarını devirdi. Kurbanlık güvercin satanlara da bu şeyleri kaldırsanıza, manevi babamın evini pazar yere çevirmeyi bırakın artık dedi. Bu olay İsa'nın taliplerinin akıllarına Zebur'daki şu kehaneti getirdi. Hakk'ın evi için bu bendeki yanıp tutuşan gayret beni yakacak. Evet, ve buradan esin aldım. Kuzu aslana dönüştü o an. Paylaşmak istiyorum. Ama paylaşmadan bir şey aklıma geldi. Geçen hafta anlatacaktım. Dem geldi, dem değişimi anlatıyordum ya. Dedim ki dem kelimesi hem vakit, Hakk'ın seçtiği an anlamında, hem şarap, badem, dolu anlamında kullanılıyor. Bir de çayın demlenmesi var tabii. Bir de kan olarak kullanılıyor dem kelimesi. Ama bir şey unuttum. Aslında dem kelimesi nefes anlamında öyle kullanılıyor ki birinci anlam olarak çıkıyor ansiklopedide. Büyük Larousse'e baktım. Birinci anlamı nefes. Nefes, soluk. Nefes, soluk. Hatta diyor ki divan edebiyatında demi İsa denen bir kavram var. Divan şiirinde İsa'nın nefesiyle ölülere can vermesi gibi yeryüzüne kıştan sonra yeniden canlılık kazandıran bahar yeli de İsa'nın nefesine benzetilir. Bu anlamda İsi dem, İsi nefes sözcükleri de kullanılır. Enteresan. Her neyse, bu hafta Kuzu Aslan'a Dönüştü adlı nefesi deyişi paylaşmak istiyorum sizinle, izninizle. Yollar gücünü bitirdi, yolculuktan yorgun düştü. Allah'ın evine girdi, kuzu aslana dönüştü, aslana. Allah'ın evine girdi, kuzu aslana dönüştü, aslana. Dindarlıktan tiksindi, açgözlülükten iğrendi, gayret ile alevlendi, kuzu aslana dönüştü, aslana. Gayret ile alevlendi,
kuzu aslana dönüştü aslana. Satan para bozan, kurbanlar satan bezirgan, tüccarlar kovdu oradan. Kuzu aslana dönüştü aslana, tüccarlar kovdu oradan. Kuzu aslana dönüştü aslana. Babamın evini çevirme pazar yerine, bura olmaz haydut ini. Kuzu aslana dönüştü aslana, bura olmaz haydut ini. Kuzu aslana dönüştü aslana. Tok cepleri dolu, malı mülkü para pulu, demek ölmek hakkın yolu. Kuzu aslana dönüştü aslana, demek ölmek hakkın yolu. Kuzu aslana dönüştü aslana. Evet, vermek ölmek hakkın yolu. Malı mülkü para pulu değil. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin. Abone olun, yorum yazın, canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın. Hoşça kalın.